Merhaba arkadaşlar. Beren'in dediği gibi yaptım yapmadım challenge'i yapıyoruz. Ama bu challenge'e soruları ben soracağım. Beren'le babası yapmadım yaptım. Cevaplarını kağıtlarını kaldırarak cevap verecekler. Arkadaşlar Beren'in gerçek yüzü şimdi ortaya çıkacak. Ama yalan söylemek yok. Her şeyi dürüstçe cevaplıyoruz, ben tamam mı? Ben dürüstüm. Her şeyi düzgün bir şekilde cevaplıyoruz. Başlayalım mı? Evet. Beren biraz çekindi. Evet. Sanki biraz korktun mu? Beren gerçeklerden korkuyor. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ben birinci sorumdan başlıyorum. Hiç hayatınızda havuza çişinizi yaptınız mı? Ben hayır. Ben hayatta havuza çişimi yapmam. Böyle bir davranışta bulunmam. Beren, indir mi? Yüzünü göreyim, yüzünü. Yaptım gerçekten. İnanamıyorum Beren. Havuza, denize değil. 4-5 kere yapmışlığım oldu. Ay inanmıyorum. Anneciğim, havuz suyu temizlenmiyor. Havuza çişini yaptığın zaman tekrar o havuzda yüzüyorsun. Deniz gibi değil ki, dalga götürmüyor. Nerede yaptın Beren? Hangi havuzda? Akrabaların havuzunda yapmadın inşallah. Şimdi onu izlerler. Tabii ki tatilde yaptın değil mi? Ama havuzu çişi yapılmaz anneciğim, çok ayıp ya. Ama ben yapmıştım. Tuvalete gidemediğim için birazcık yapmıştım. Tamam, neyse, yine dürüst olduğun için tebrik ederim. Doğruyu söyledin ama hani yapmamamız gerekiyor. Çünkü senden başka çocuklar da yüzüyor. Aynı zamanda çişin orada temizlenmiyor o an. Anladın mı? Tamam. O yüzden yapmamamız gerekiyor. Tuvalete gitmemiz gerekiyor. Evet. Neyse, babamız da yapmadım diyor. Yok, ben yapmadım, öyle bir davranışta bulunmam. Neyse, pek inanmadık ama neyse, öyle olsun. Hayır, öyle yapar mıyım ben? O kadar değil. Tedbirliyim ben. Peki, ikinci sorumuza geçtik o zaman, hadi. İkinci sorumuzda burnunu bir yere karıştırıp topak yapıp attın mı? Burnunuzu karıştırıp onu topak yapıp attınız mı? Koltuğa sürdün mü hiç? Koltuğa falan. Yok, ben yapma böyle şeyler. Hayatta yapmam. Beren'in yapmayacağını ben biliyorum. %1 milyon eminim Beren asla öyle bir harekette ben bulunmaz. Ben elimi burnuma bile sürmem. Babamızdan pek emin olamadım. Gerçekten yapmadım mı ya? Hayatım, hiç mi yapmadın? Yok, çocukken de mi? Elimi burnuma hayatta sürmem. Allah. Yani kaşınsa bile kaşıma milleti almış Allah diye, yani o derdi yani. Ay, hiç inandırıcı gelmedi ama bir neyse. Bir kere böyle kaşım var. Evet, böyle ama kaşım. Senin bunun içini karıştırdığını hiç görmedim Beren. Samimi böyle söylüyorum. Sen çok temiz bir kızsın. Bak. Evet, babam da yapmadım dedi ama. Yapmadım ya. Neyse, hadi öyle olsun babamız yine. Üçüncü sorumuz. Tamam. Hazırsak başlıyoruz. Gıcık olduğun bir YouTuber var mı? Var. Var mı? Var. Gıcık olduğun. Var. Beren yok dedi. Var. Kim demeyeyim, isim vermeyelim var o zaman. Ama bir tane mi, kaç tane? Çok. Çok mu? Evet. Gerçekten mi? Evet. Kız erkek? Kız da var, erkek de var. Saçma saçma şey yapan bazı YouTuber'lar var. Değil mi? Evet. Evet, çok saçma sapan şeyler yapanlar var arkadaşlar. Ben herkesi izliyorum. Beren herkesi izliyor. Evet, ben engelliyorum, yine izliyorsun ama. Hiç saçma falan dinlemiyorum, izliyorum. Beren herkesi seviyor arkadaşlar. Beren'in ama gönlü ben bu. Yani çocuklara kötü örnek olan YouTuber'lardan hoşlanmıyorum. Evet, içinde küfür barındıran, bağırma, kavga falan olanları sevmiyoruz değil mi? Ufak kızlara makyaj yaptıran YouTuber'ları açıkçası sevmiyorum. Evet, ben makyajlara karşıyız biz de. Bir sorumuza geçiyoruz. İzinsiz başkasının eşyasını hiç aldınız mı? İzinsiz, izni ben olmadan. Yok. Ben çocukluğumdan beri öyle bir davranışta bulundum. Beren çok dürüstçe bir cevap verdi. Aldım dedi. Beren'cim bir söyle bakalım, babana sonra geçelim. Kesin izni olmadan. Geçen sene bir arkadaşımın bebeğini almıştım. Ondan sonraki gün çantama koyup geri götürmüştüm. Evet, ben de şimdi hatırladım. Doğru söylüyorsun. Geçen yıl arkadaşlar Beren anaokuluna giderken bir arkadaşının bebeğini çantasına koymuş. Çok beğenmiş. Ama tabii ki ben Beren'i uyardım. Hani yapması yanlış olduğu bir hareket olduğunu söyledim. Bir daha yapmaması gerektiğini de söyledim. Bir daha ertesi gün, evet,
ertesi gün çantasına koydu ve götürdü. Babamız da yapmadım dedi. Yok, ben yapmam o tarz davranışı. Evet, babamız kesinlikle, ben inanıyorum o konuda, babamıza başkasının eşyasını almaz kesinlikle. İhtiyacın dahi olsa almaz. Evet, ihtiyacı dahi. Ben de kesinlikle kendi adıma söyleyeyim, kesinlikle ama kesinlikle almam. Beren de zaten bir daha yapmaz değil mi anneciğim? O zaman küçüktün, çocuktu. Yani küçük bebek sayılırsın. Kreşe gidiyordun. Bebekken, çocukken, büyükken hiç fark etmez. Yatağınıza işediniz mi? Anneme sordum. Annemi aramam lazım. Hatırladığınız kadar. Beren evet dedi. Ben hayır değil de annemi aramamız lazım. Babamız işemediğini söylüyor ama bebekken falan yapmıştırsın. Yani 2-3 yaşında hatırlamıyorsundur muhakkak. Akrabalara sormamız lazım. Peki Beren, tabii ki Beren'i ben hatırlıyorum. Beren sadece çok akıllı bir çocuktu. Bir kere sadece, o da çok üşütmüştük. Çok üşümüştü hasta gerçekten. Gibi. Havuz muydu? Denize ya da havuza girmiştik. Çok soğuktu o da. Mayıs ayında Bodrum'da mıydık? Neydik? Ve çok üşümüştü. O zaman bir kere yatağı yapmıştı. Evet. Onun evet. dışında Beren kesinlikle bir daha hiçbir şekilde yatağı yapmadı arkadaşlar. Ama bir kere oldu. Yani ikincisini hatırlamıyorum gerçekten de. Yatak muhabbeti de bittiğine göre Beren veya babamız, anneni babandan hiç kıskandın mı? Hayır. Beren de hayır dedi. Babamız da hayır dedi. Beren, beni hiç babandan kıskanmadın. Yok. Evet, Beren'in öyle kıskanma huyları yok arkadaşlar. Gerçekten de yok ama Beren'in kıskanma huyları. Aa, nasıl yok ya? Nasıl? Hayır. Yok. Hayır. Beni hiç kıskanmıyor seninle alakalı. Nasıl? Hayır, kıskanıyor. Neyi kıskanıyor? Kıskanıyor. Neyi mesela? Ben mesela sana sarılınca hemen Beren de geliyor itiyor beni. Sarılmaya çalışıyor falan. Hatırlamıyorum. Hayır. Hayır öyle bir şey olmadı. Beren lütfen ifadeni değiştir. Belki bana çok sarılmak istemişsindir değil mi anneciğim? Aynen. O an Beren, sarılmak istin. İfadeni değiştirir misin lütfen? Beren değiştiriyor musun babanın ısrarı üzere? Hayır. Değiştirmiyormuş. Arkadaşlar hiç birinin, bak birinin yanında sesli gaz çıkardınız mı? Sesli. Ben sessiz çıkardım. Babamız. Bomba geldi. Bomba patladı. Baba. Yüzünü görelim. Yüzünü görmek istiyorum. Sessiz gaz çıkartırım. Ya da gider tuvalette. Yalnız muhabbet çok kötü yere gitti. Çok kötü bir muhabbete dönüştü. Peki neyse, diğer soruya geçelim. Hiç sevmediğin insan var mı? İkiniz için de geçerli. Vav, babamız bayağı kaldırdığına göre demek ki o kadar çok ki. Beren'in yok. Arkadaşlar Beren herkese ama herkesi koşulsuz şartsız seviyor. Çok var dedi ya, şaşırtıcı. Ben, hayat bu oluyor ya her zaman. Çok herkes... var. Yani çok herkes, arkadaş ortamı mı? Her yerde. Her yerde. Ama normalde ben bana bir ara adlarını söyle ben de bileyim. Sevilen sayılan bir şahsiyetimdir ben. Evet, babamız sevilen bir şahsiyet. Benim kadar olmasa da. Evet. 3 tane sorumuz kaldı geri. Diğer soruya geçiyoruz. 2 soru. Ben yapmadım deyip hiçbir şeyi başkası suçu diğer bir başkasının üstüne attınız mı? Yaptığınız suçu ben yapmadım deyip başkasının üstüne attınız mı? Söyleyin bakalım. Aa, inanmıyor. Aa! Bir dakika, Beren'den babamıza geleceğim. Babam Beren ne mesela? Kimin üstüne attı? Yani Beren, bir dakika. Beren yapmadım deseydin gerçekten ben yalanını çıkartacaktım. Arkadaşlar mesela çikolatanın bir tanesini kayboluyor dolabın üzerinde. Beren kim yedi diyorum. Demir daha konuşmaya başlamamıştı daha o zaman tabii. Kim yedi diyorum. Anne Demir yedi. Beren bunu kim attı diyorum. Anne Demir attı yere diyor oyuncakları. Beren bu oyuncakları kim dağıtıyor? Demir dağıtıyor. Tabii Demir daha konuşmaya başlamadığı için kendini de ifade edemiyor. Her şeyi bir ara Demir'in üzerine atıyordu. Ama yanlıştı değil mi? Evet. Ben uyarmıştım. Ama oyuncakları gerçek ben dağıtmıyorum yani. Ben uyarmıştım ama ondan sonra bir daha yapmıyor. Ben de Demir atıyorum arada. Çay kahve dökülüyor yere. Demir söküyor. Atıyor gerçekten. Zavallı Demir'in
suçuna bak. Çocuğumun günahına bak. İkiniz de çocuğumu şu an mahvettiniz. Aa, zavallı Demir şu an uyuyor. Bir dakika, bir şey soracağım. Şu an uyumasa var ya, bunları söylediğinizi duysa sizi parçalardı. Videoyu izler yakında Demir. Evet, videoyu aynen izlediğinizde siz yandınız. Size söyleyeyim yani. Biz kaçarız ama. Demek babamız kesin halıya falan arkadaşlar. Haftanın 3 günü çay, kahve, su, gazoz, eline ne geçerse her şey koltuklara fanta dökülüyor. Ben de diyorum ki niye bunu döküyorsun diyorum. Ben dökmedim ki diyor. Demir döktü diyor. Şimdi Demir'e de kızamıyorum. Yani çocuk olduğu için. O yüzden de bir şey de diyemiyorum. E demek ki kızmamam için Demir'in üstüne atıyorsun Garip ha. Ben de öyle yapıyorum. Vay be Demir. Oğlum ya, günahına girmişler bunu. Özür dileyin çabuk ekranlardan Demir'den. İkiniz de. Sen çok özür dileriz. Şimdi diğer soruya geçtik. Hiç bitlendiniz mi? Bitlendiniz mi? Yok, bitlenmemişim. Yok. Beren asla. Yok. Sen kesin bitlenmişsindir ya. Yok. Yalan söyleme, önceden nereden bitlenmeyeceksin? Okullarda falan herkes bitleniyordu, Allah Allah. Biz temiz çocuktuk. Ya ne alakası var? Temiz çocuk olsam bile benim sınıfımda 50 tane çocuk vardı. 35 tanesi bitliydi yani. Ben bitli değildim. Benim annem hayır. Ben bitti değildim ama bana özel annem yakalık iğnenin içi, yakalığın içine falan naneli bir şeyler falan filan, naneli şekerler falan filan takılıyordu. Bitirici kullanıyordum. Özel taraf kullanıyordum. Yok. Ama sen kesin bitlenmişsindir. Sanki içimden öyle bir şey geliyor. Bende saçımız bizim hep. Bende bit tokası var. O yüzden bir kıl biti bile bana dokunmadı. Evet arkadaşlar, biz Beren ilk kreşe başladığı andan itibaren Beren'e bit tokası takıyoruz. Ya tabii ki olacak diye bir şey yok. Bitlerin kokusundan dolayı, yani tokanın kokusundan dolayı bitleri tabii ki yaklaştırmıyor saça. Beren'de asla öyle bir şey yok ama babamızdan şüpheliyim. Kesinlikle şüpheliyim senden. Şüpheliyim ben. Gerçekten şüpheliyim. Kaldır şunu. Hayır canım. Hayır, onu kaldıracaksın. Hayır. Şu an yanlış cevap veriyorsun. Hayır. Kabul etmiyorum. Ya ne demek kabul etmiyorum? Hadi bakalım. Son soruya geçtik. Arkadaşlar. 11 tane sorumuz var. Ortamlarda çaktırmadan, bak ortam, kalabalık ortamlarda söylüyorum, dışarıda, evde, AVM'de, ne bileyim doğum günlerinde, partilerde, düğünlerde, seyranlarda falan filan, ortamlarda çaktırmadan hiç gaz çıkardınız mı? Babamız gaz mı? Şu an burayı bipliyorum, artık seni göstermeyeceğim. Beren senle mi? Gerçekten mi? Aferin kızım diyeceğim de şimdi neyse diyemiyorum. Hani çocuklara denilir ya, gaz çıkardığında aferin kızım çıkar denilir ya. Aferin yavrum çıkar denilir ama artık Beren o boyutu geçti biraz. 6 yaşında. Ben sessiz. Sessiz. Çok da dürüst ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her zaman çıkar. Babamıza bir şey diyemiyoruz. Ama sessiz. Ben sessiz. Sıkıştı var. En kötüsü de misafirliğe gidiyoruz ya. Ben birazcık böyle orada sesli. Çok uzun oturunca. Benim böyle. Adamı bayıltıyor ya böyle. Çok uzun oturunca böyle balkona falan çıkıyor. Hatta çöp falan atıyorsa ev sahibi dur ben atayım falan diyorum. Çok kötü bir muhabbete dönüştü. Ve başka muhabbet etmek istemiyorum şu an. Koptum çünkü ben. Başka sizin aklınıza başka bir soru geliyor mu? Evet. Ne mesela? O zaman sorularımızı ek olarak. Hiç dışarıda bir yere şeydiniz mi? Hayır. Babamız hayır dedi. Kampa bile gittiğimde tuvaletimi götürüyorum. Evet. Aparatif. Evet, aparatif tuvaleti götürüyorum. Sonuçta dışarıda bir yere işemiyorum yani. Babanın aparatif tuvaleti var. Bayıldın, kalk ver elini. Hadi kalkın. O Beren sen. Beren ben sana yerine ben senin yerine cevap vermek istiyorum. Ne? Hayır mı? Arkadaşlar biz Beren tatile falan gittiğimiz zaman bir indir yüzünü görelim.
10-12 saatlik bir yola gittiğimiz zaman Beren böyle arabadan çıkıyor. Bir saatte biz bir yola bizi şey yapıyor. Yolda bizi durduruyor. Evet, ben söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi başlar. Bir yıl içerisinde 8-9 kere seyahat ediyoruz biz. Şehir dışına çıkıyoruz. Ama farklı şehirlere gidiyoruz. Şimdi yollar çok uzun oluyor. Bir de otoban falan olduğu için sonuçta hiçbir şey bulamıyoruz. Beren de mecburen arabayı durdurmak zorunda kalıyoruz. Saatte bir, yani abartısı söylüyorum. Beren arabanın içinde sürekli bir şeyler yiyip içtiği için bir saatte bir mola veriyor. Yani mola vermiyoruz. Beren'i yaptırıyoruz tuvaletini. Ondan sonra devam ediyoruz. Yok. Ama Beren bunun sayısı yok yani. 1-2 falan filan değil. 30-40. Ne 30-40? 1000'i geçmiştir yani. Buna sayı veremeyiz yani. 500. O kadar. Annene katılıyorum. 1000'i geçmiştir. Yani. O zaman tek. Evet. Gerçekten çok eğlendik. Biraz muhabbet başka yerlere gitti ama biraz da dedik hani değişik bir şey yapalım dedik ya. Sürekli aynı formatta gitmeyelim dedik. Arada böyle biraz saçmalamak veya dürüstçe davranmak ve sorular sormak bizi eğlendiriyor, güldürüyor. Bunları evde de yapıyoruz biz kendi başımıza. Gerçekten çok eğleniyoruz. Size de bunları göstermek istedik. Evimizde yaptığımız şeyleri de aslında gösterdik. Biraz değişiklik olsun dedik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.